Bunu ilacını kılış için namazxan müstahkem akide bilen namazda turganda ana şu kıyamda turganda secdegahiga gözünü tikip dursun, başka yakka burmasın. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aytganlar. Bir kiyim baraken nakşinkar kiyim namaz okup durup toktap namazdan keyin şart geçip ben bunu alıyorlar. Beni meşgul kıl de. Beni nakışsız kiyimim veriyorlar bana. Dip o geller. Demek bana şu narsanı tahminleşimiz gerek. Kiyim keçekte, cay namazda, karşımızda turadigan narsalarda gözümüz süsse hayalimizin tartmaydigan buluşu gerek. Şunun da kulağını ham ihtiyatını kılış gerek. Türlük avazlar, başka narsalarını kulakka kirişiden emin bugün halde namazga kayın buluş gerek, takbirini aytış gerek. İkinci kalp hazır buluşunu ta'minlovchi omil Allah'ın büyüklüğünü, haybetini his kılıp duruş. Ben kimle aldatırım ben? Kim bilen münacat kılıyım ben? Uzat her bir narsani ko'ruvchi, biluvchi, eshituvchi, ihota qiluvchi. Men uni ko'rmagan bo'lsam ham ojizligimdan u meni ko'rib turibdi. Qalbimning ichida nima kechayotganini ham bilyapti degan tushuncha bilan Allohning haybatini sezib turish kerak. Allohning buyukligini zinhor unutmasdan namoz o'qish kerak. Qalb hozirligini ta'minlovchi omillarning uchinchisi umid. Namaz okuyapman, umid kılaman kabul buladı. Allah manı mana şu namazımını evazıge cennetke kiritedi. Mukafat beredi degen umid var. Ana şu umid, eğer hayalim başka yaka çalınsa şundan mahrum bop kılaman degen manada bosa, demek kalbi hazır duradı. Mana şu hakikatlerini biz organışımız gerek. Mana şu hakikatlerini hayatımızga tatbik kıl barışımız gerek. Hozirgi o'qiyotgan namozimizni saviyasini ko'tarishimiz kerak. Yuksakka chiqarishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak. Jon kiritishimiz kerak. Mohiyatini anglab yetishimiz kerak. Namozni amallarining har birida qalb hozirligini mukammal qilish harakatidan bo'lish kerak. Tahorat qilyapsizmi? Tamam. Tahorat nima? Allohning qabuliga kirishga tayyorgarlik ko'rish. Hozir sizni kelishgan va'dalashgan vaqtingiz bor. Soat 1 da bo'ladi, peshin degan namozda bo'ladi. Allohning qabuliga kirasiz, munojat qilasiz, dardingizni to'kib samoqchisiz. Shunga tayyorgarlik ko'ring. O'zingizni poklang. Demak, tahorat qilayotgan odam ibodat qilyapti. Tahoratni qalbini hozir qilib, juda chiroyli qilib qilsin. Kelib qiblaga qarab turdi. Kıblaga yüzünü burada. Bu onu sırtı. Endi içi. İçi dünyadaki hemen arsalarını terk kılıp yalnız Allah'ın özge buruluşu gerek. Başka hiç nasıl kalmasın. Tanası, cismi, cesedi kıblaga doğrulanıp durup da. Kalbi kıblanı egesi doğrulanıp dursun. Allah Ta'ala'nın özge doğrulanıp dursun. Niyetini kıldı. İhlas bilen kısın. Allahu Akbar deb quloq qoqdi. Allahu Akbar, Allah buyukdir hamma narsadan. Ana shu gapiga dili tasdiq qilmasa yolg'onchi u. Tili bilan aytgan narsani dili ham tasdiq qilib, ha. Ha, haqiqatan Alloh hammadan buyuk, undan buyuk zot yo'q degan narsa dilida tursin. Qiroatni boshladi. Qiroatdagi har bir so'z Allohga munojatligini unutmasin. Mashhur hadis bor. Bandam namoz o'qib alhamdulni o'qsa, alhamdulillahi robbil alamin desa, Robbi nima deydi? Alloh bandam menga hamd aytdi deydi va hokazo. Banda bilan Allohning orasidagi suhbat. Mana bularni har birini qiroatni, tasbihni, takbirni, hammasini ma'nosini shukur his etsin. Shuni demak anglab mohiyatini qalbiga joy qilsin. Rukuga bordi. Ruku degan nima degani?
Bizda bir kattaroq odamni ko'rib, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, boshimizni egsak, palonchiga ta'zim qildi deydi. Ta'zim degani ulug'lash degani. Demak, ruku tavozuni belgisi. Kimga? Robbul olaminga tavozu qilib egilyapti bandasi. Sajdaga bordi. Sajda bandani o'zini eng xor tutgan nuqtasidir. Kimni oldida? Robbisini oldida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turgan holatidir. Banda xursand bo'lsin, Allohga eng yaqin bo'lgan nuqtaga erishdi. Ana endi so'raydiganini so'ravasin, xorlik zorida va Robbisiga yaqin bo'lgan holida. Mana bu narsalar hammasi demak bizning qalbimizdan o'tishi kerak. Butun vujudimizdan o'tishi kerak, ruhimizdan o'tishi kerak. Azon aytilyapti. Azon nima? Chaqiriq. Azonni eshitgan banda dedilar mashoyixlar, qiyomatni chaqirig'ini esga olsin. Qiyomat chaqirganda hamma har tarafdan mahsharga qaytib gurullab keladi. Azon chaqirganda hamma bandalar gurullab masjidga yig'iladi. O'sha mahsargohga nimaga borardi? Hisob kitob bergani borardi. Najot bo'lib qolarmikin degan umid bilan borardi. Masjidga ham xuddi shunday. U namoz bilan bu namozni orasidagi gunohlarini yuvish uchun keladi. Namoz o'qiyman deb satr avrat bo'lib avratini to'sdi. Nimaga? Odamlarning ko'zi tushmasin dedi. Uyat joyim bekitay dedi. Lekin bu kifoya qilmaydi. Banda avratini to'sish bilan birga Allohdan ichki ayblarini to'ssin. Xuddi avratni to'sganidek ichidagi bor marazni, ruhiy xastaliklarni bekitsin. U zikr bilan bo'ladi. U Allohni ulug'lash bilan bo'ladi. U shukr bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi. Ana shularni hammasini banda joyiga qo'ysin. Ana shu paytda namoz haqiqiy namoz bo'ladi. Ana shu paytda namoz o'zidan ko'zlangan maqsadlarni beradi. Bu quruq gaplar emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, mo'min banda namoz o'qisa nima bo'lishi to'g'risida aytinglarchi dedi. Bir odamni hovlisidan ariq oqib o'tadi. Haligi odam o'zini hovlisidagi ariqda bir kunda 5 marta cho'miladi. Aytinglarchi, o'sha odamni badanida kir qoladimi dedi. Yo'q, qolmaydi. Bo'lmasa 5 vaqt namoz ham shunaqa. 5 vaqt namozni ixlos bilan, xushu bilan yaxshilab banda odam etib tursa, ana shu kunda uni ichki kirlari ham qolmaydi, yuvilib ketadi. Mana shu holatni biz o'rganishimiz kerak. Bular quruq gap emas, voqelikda bo'lgan gap. Sahobaga ikromlar rivoyat qiladilar. Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa fi sadrihi azizun ar-raha ka azizur raha aw al-mirjali min al-buka. Man Rasul akram alayhi salatu wa salamning namoz o'qiyotganlarini ko'rdim dedilar ravi. U kishi u namoz o'qiyaptilar u ko'ksilaridan yig'ini asoratidan tegirmonni gurullashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Yoki qozonni qaynashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Sarvari olamning namozlari bu. Gunohlarini avvalgisi yu oxirgisi kechirilganligi Qur'onda e'lon qilib qo'yilgan zotning namozi bu. Endi biz kim bo'lishimiz kerak? Qandoq qilishimiz kerak? Bundan namozlarni ado etish Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalarida ham namoyon bo'lgan.